Türkiye Nereye programından hepinize merhaba. Bugün Türkiye'nin kapanmayan bir yarasını, kanayan bir yarasını, Türkiye tarihinin en büyük utanç sayfasını konuşacağız. Sivas'ı, Madımak katliamını konuşacağız. Her 2 Temmuz'da olduğu gibi unutturmamaya çalışacağız. Türkiye'nin zayıf hafızasını sürekli diri tutmanın başka yolu yok. Bugün konuğumuz bir eğitimci, aynı zamanda Hasret Gültekin'in eşi Yeter Gültekin. Yeter, hoş geldin. Hoş bulduk. Yeter Gültekin, Sivas katliamını unutturmamak için başından beri canla başla savaşan bir savaşçı diyeceğim. Aynı zamanda çok sevdiğimiz bir dostum. Oğullarımız arkadaş, Ronnie'nin çok bizde özel bir yeri var. Onun için bu söyleşi benim için çok özel. Teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Benim için de öyle. Biraz önce şahsi başlayacağım. Sen bir göçmen ailenin ferdisin. Evet. Biraz bahseder misin, aile ne zaman gelmiş? Sen nasıl tanıştın Hasret'le? İkinci kuşak diyebileceğim kuşak. Babam yani 64'lerde ilk Türkiye'den misafir işçi tabiriyle gelenlerden sonraki 69-70 yılında gelen ikinci kuşak diyebileceğimiz işçi. Çok kısa bir süre sonra annemi ve kardeşlerimi getirdi babam. Peki evet. Hasret'le tanışmanız Hasret'le, 90'lar mı değil mi? 89. Hasret'le şöyle, Köln'e geldikten sonra tabii bir feodal çevre var. Anne baba işçi ailesi, memleketliler filan, ama ben 81'de bu dil ve staj işini hallettikten sonra kendimin bir sosyal çevresi oldu. İşte 12 Eylül'e karşı yürüyüşler yapan devrimci insanlar, başkaca sivil toplum örgütleri. Oralarda kültürel işlerle uğraşmaya başladım. Ve gönüllü olarak bulunduğumuz, o yıllarda oturduğumuz semtte kadınlara hafta sonları, pazar günleri Almanların bu Jugendcafe dediği, yani gençlerin buluştuğu bir merkezde o çocukların annelerine okuma yazma kursları veriyordum. 19 yaşımda, 18 yaşımdaydım. Böyle şeyler düşünüyordum. Bu kadınların okuma yazması öğrenmesi lazım gibi. Dolayısıyla bir işte şey çevreyle, hani sanatla da uğraşan, Yılmaz Güney filmlerine özel gösterimler yapan bir çevreyle derken, Duvar filmi çekilirken İzzet Akay'la bir tanışıklık falan gibi bir çevre oluştu ve maalesef Yılmaz Güney'i kaybettik ve anma etkinlikleri yapıyorduk. Ben halk danslarıyla uğraşıyordum. Organize de yardım ettiğim arkadaşlarım vardı. Yılmaz Güney'i anma etkinliğinde tanıştık Hasret'le. 89'da. Evet, ama gıyaben birbirimizi biliyorduk. Çünkü Arif Sağla ve Muhlis Akarsu'yla tanışıklık vardı. Yani böyle bir genç müzisyen var. Bunu biliyordum. O da işte hani orada... Dinliyor muydun? Şimdi komik bir anı. Arif Sağ sık gelip gidiyordu ve uzun süreler kalınıyordu. Şimdiki kadar uçak seferleri ya da böyle charter seferlerde böyle sanatçılara da indirimli fiyatlar olmadığı için işte gelindiğinde belki 3 ay bile kalınıyordu turneler için. Hasret'in albümü yeni çıkmıştı. Havaalanından aldım. Bana dinletti arabada. İlk dinlediğim şarkısı Görüş Günü'ydü. Böyle bir döndüm, dedim ki ya buna ne gerek var şimdi, biz bu dedim dizeleri başka bir besteyle Rahmi Saltuk'tan dinledik. İlle dedim bu şairden bir şey bestelenecekse keşke başka bir şiir mi besteleseymiş dedim, beğenmedim. Sonra Arif Sağ bana döndü, ha dedi, ukela çok biliyorsun dedi, ama dedi kafa aynı çalışıyor, o da senin gibi dedi. Böyle şey oldu, hani bana ne bundan gibi. Bu söylediğimden işte zannediyorum 3 yıl sonra tanıştık ya da 2 yıl sonra. Siz 91'de evlendiniz. Biz 91'de evlendiniz. Sivas'a hep gider miymiş yoksa o özel bir şey miydi? Sivas'taki Pir Sultan Anma Festivali o yıl ilk. Banaz'da yapılıyor daha önce bu etkinlikler. Hı hı. Banaz'a hep giderdi. 92'de biz Türkiye'deydik birlikte. Evlendikten sonra zaten Mayıs sonu gidip Eylül'e kadar kalıyorduk biz Türkiye'de. Yani bir önceki festivalde bir hafta tabii ki. Hı. Hacı Bektaş'a da hep giderdi. Hacı Bektaş'a gitmeyi oraya devlet erkanı dahil olduktan sonra
ve orada protokolde bir takım bakanlar oturmaya başlayıp türbeye müze giriş ücreti kesilmeye başlandıktan sonra protesto ediyor ve gitmiyor artık. Diyor ki ben bu koşullarda burada olmam. Burası benim inanç merkezimse ben niye bu koşullarda giriyorum oraya? Artı burası bizim inanç merkezimizse burada yüzyıllardır bu anmalar hiçbir protokole tabi değilken neden şimdi böyle bir şey oluyor? Buraya yüz binler Türkiye'nin dört bir tarafından gelip kitleselleştikten sonra bunu vitrinine bir takım siyasileri hangi partiden olursa olsun dizip bizi de konu mankeni gibi orada oturtmanın bir alemi yok diyor. Gitmiyor ama Banaz'a gidiyordu ve Pir Sultan Anma etkinliklerini çok önemsiyordu. Ama öbür yıl sen gitmedin 93'te. 93'te ben gidemedim. Gitmek isterdim tabii. Çünkü hamileydim. Evet, hamileydim ve yolculuk yapmam yasaktı. Kendisi de gitmek kararsız mıydı yoksa konuştunuz mu yani? Şöyleydi. Bizim biraz önce dediğim gibi yıllık planımız hep şuydu. Mayıs sonu gidip Eylül'e kadar kalmak İstanbul'da. Çünkü onun bütün başka işleri de stüdyo kayıtları, konserleri oluyordu. Avanos'ta bir konseri vardı zannediyorum Haziran'ın 10'unda. Onu iptal etti. Gelemeyeceğini söyledi ve Cem Karaca'yı gönderdi, rica etti. O bir müzik konseri, yani şey değil, böyle bir anma filan değildi ya da Hacı Bektaş anması da değildi. Orada seviliyordu gençler tarafından, belediyenin etkinliğiydi. Ben rahatsız olduğum için, bu riskli hamilelik ve hastanede olduğum için Cem Karaca'yı aradı. Ben gelemiyorum, oraya lütfen gider misin? Güzel bir organize, iyi bir etkinlik diye. Ama Sivas konusunda böyle gel git yaşıyordu. Biliyorum ki huzursuzdu. Çok kaç aylık hamileydi? 4,5-5 aydı. Haziran sonu Asım Bezirci Köy'deydi bir okuma için. Ben yine hastanedeydim. Onunla da konuşmuş. Asım abi gelme demiş. Gözün arkada kalacaksa, eşin gururumdaysa. Sonra benim annem babam Köy'de olduğu için, onun da çok gitmek istediğini bildiğim için dedim ki git, 4 günlük bir şey. Aklın kalacak. Yoksa solo konseri vardı çünkü. Yani o ekip, 100 kişilik ekipte tek solo konser Hasretin ve Arif Sağan'dı. Hasretin ki 1 Temmuz günüydü. Yani açılış, festivalin açılış günü önemli bir konserdi. Ve Pir Sultan anması olduğu için, hani ticari bir şey olmadığı için çok üzülecekti gitmeseydi. Annemle babam tatil programlarını iptal ettiler. Biz buradayız, gözün arkada kalmasın diye. Nereden bileceğiz başımıza geleceği? Gitmesini ve için rahat olmasını sağlamaya çalıştık. Ve o da işte 30'unda gidip 4'ünde dönmek üzere biletini ayarladı. Sonra birinde konser oldu. 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 Evet. Sen konuştun mu ondan sonra? Tabii. Günde en az 2 kez arardı. Sabah akşam geç vakit bile olsa hani durum şu ya da sorardı. Ama 2 Temmuz günü görüşemedik maalesef. Nasıl öğrendin orada olup biteni? Şimdi 1 Temmuz günü gündüz Hasret'in konserinden önce Burujiye Medresesi'nde Aziz Nesin'e bir sözlü saldırı oluyor. Sonra da akşam yürürlerken 3-4 kişi Şükrü Erbaş, Aziz Nesin, zannediyorum Hasret ve oradan Sivas'tan organize eden bir arkadaş. Yine böyle bir sözlü taciz söz konusu. Bunu Köln Radyosu'ndan duydum. O bana söylemedi. Herhalde huzursuz olmuyor. Ha, gece hiç bahsetmedi birinde. Yok, ondan hiç bahsetmedi. Ben haberlerde duyduktan sonra geç vakit 1 Temmuz akşamı arayıp benim işte ne halde olduğumu sorduğunda ben ona sordum. Böyle bir şey var, radyoda duydum. Nedir diye. Yok bir şey, sıkma canına dedi bana. Ve şey dedi bana, ben zaten yarın sabah şeye gideceğim. Babaannemin yanına köye. Cep telefonu yok o yıllarda. 2 Temmuz sabahı aramamasına da onu yorumladım. Hani köye geçti, orada 3 tane ev var, küçücük bir yer, telefon yok. Ama işaret verilmiş aslında birinden. Evet tabii tabii, orada bir şey var ama tabii buna rağmen hani sözlü konuşuyorlar. Onun kayıtları da var, sen de biliyorsun. Gidiyorlar, başka da bir şey beklenmiyor. 2 Temmuz sabahı aramamasından çok endişe etmedim. Ama saat 6 gibi akşam bir huzursuzluk. Ama o gün bütün gün aslında böyle bir iç huzursuzluğum vardı. Çünkü Türkiye'ye gittiğinde bu son biletini organize ederken de insanın aklına sürekli şey geliyor. Hani yaptıklarından dolayı bir tabii kalleş saldırı bireysel olarak da Hasret'e mümkündü. Nevrozlardan dolayı başkaca söylediklerinden yaptıklarına. Ama böyle bir toplu durumda çok böyle düşünmüyor insan.
yolculukta bir şey olabilir. Otobüste gitme, işte Ankara'ya in, oradan şöyle geç falan gibi şeyler. Böyle bir huzursuzluk vardı ve şeyi düşündüm. Acaba hani Sivas'tan birine ulaşsam Hasretköy'e gitti mi gerçekten ya da nedir diye. Ama şeyi düşündüm. Hasret'in arayabilme olanağı yoksa mutlaka o bir şey yaratır. En kötü dedim, akşam hava kararmadan taksiyle kazaya gider İmranlı'ya, bir arar beni. Sonra işte aramama durumunu tam böyle netleştiremeden şeyi aradım, İstanbul'u aradım. Ablasıyla konuştum, şey dedi bana, biz Hasret'le görüştük, iyiymiş dedi. Orada ateş düştü içime benim, çünkü hiç inandırıcı değildi. Yani arama imkanı olsa, ablasını arayabiliyorsa, annesini arayabiliyorsa beni de mutlaka arar. Ondan sonra artık şeye, Sivas'ı arıyorum elimdeki telefonlardan, hani oteli arıyorum, ulaşamıyorum, başkalarına ulaşma, hiçbir yere ulaşamadım. Haber yayılmamış mıydı? Yok, henüz yayılmamıştı. 3 saat bununla cebelleştim. Hiçbir yere ulaşamadım. 9 haberlerinde. Nerede gördün? TRT'nin. TRT'de gördük. Evet. İlk isimlerin arasındaydı. Ama kayıt diye vermemişlerdi, değil mi? Hayır, kayıt diyelerdi. Ha, kayıt diye mi verdiler? Evet, ilk 4-5 ismi arasındaydı Hasret ismi. Ne yaptın? Hemen kalkıp gitmek istedim. Hemen şey yaptım, havalandı. Kardeşim, annem, babam. Çok riskliydi tabii. Ama değil mi? Artık riski düşünecek bir durum yoktu. Hemen şey havalanına. Çünkü Hasret gitmeden bir gün önce riski üzerime alıyorum diye imza atıp hastaneden çıkmıştım. Bir konuşmuşsundur birçok insanla, değil mi o gece? Yok, kimseyle konuşamadım. Hiçbir şey konuşamadım. Kimseyle konuşamadım. Sivas'ta kimseye ulaşılmıyordu. Ulaşılamıyordu. Anne babasıyla, ablasıyla konuştum. Öğrendim artık dedim. Yola çıkıyorum dedim. Onlar da perişan bir haldeydi. Onlar da arabayla yola çıkmışlardı. Biz zannediyorum gece 2 uçağına yetiştik. İlk tepki ne oldu yani? Bu uçağda bir böyle bir şeyin yaşanacağına biz o zaman hiçbirimiz inanmamıştık. Ben de yola çıkmak üzereydim o gece. İşte şey düşünüyorsun, o anda, yani bunları sonradan tabii ki fark ettim, onu düşünemedim diye düşünüyorum. Yani o hani anlama durumunu yaşamadım ben o anda. Haberi aldığımda hemen ayağa kalktım ve gidiyoruz dedim. Yani orada artık yüzleşmek nasıl olabilir falandan çok oraya ulaşmalıyımdı. Bir tek o. Kaçıldı, üçünde diye. Oradaydın. Üçünde oradaydım. Ankara, Ankara'dan Sivas. Sivas'tan köye geçemedik. Yollar kapatılmıştı. Valiliğe hesap vermek zorundaydık. Niye gittiğimizi, jandarma, kontrol. İşte araba, otobüs gidemiyor. O Ankara'dan kiralanmış otobüs var. 30-40 kişiyiz. Özel bir araç götürüyor filan. Ben aslında 6 Temmuz döndüm. 7 Temmuz'da hastanede ilk defa herhalde şey... tekrar hayata döndüm ve o zaman işte düşünmeye başladım, böyle bir şey nasıl olabilir? Yani o zamana kadar tek odaklandığım şey gideceğim, Hasret'i göreceğim. Ondan sonra odaklandığım şey de tekrar sağ salim bir hastaneye döneceğim, Almanya'ya çocuğu yaşatacağım. Hasret'i 4 Temmuz günü defnetmeden önce görmek istedim ama göremedim, bayılmışım. Yani şeyden uzakta saçlarını göstermek istemediler ve ben şey dedim, ben mutlaka göreceğim. Ama işte dediğim gibi gittiğimde sadece uzandığı yerde saçlarını görebildim, gerisini göremedim. Orada bayılmışım. Orada koma ve şey, ondan sonrası zaten... 4 Temmuz, 5 Temmuz, 6 Temmuz koma. Yani artık hem fiziksel olarak ayakta duramıyorum ve hem şey psikolojik olarak hiçbir şey kaldıramıyorum. Ne haldeydi gittiğinde? Oteli gördün mü? Oteli görmedim. Bizi çünkü şehirler arası yoldan alıp valiliğe götürdüler. İşte kimliklerimiz, neden gidiyoruz, ne oluyor? Ama bu arada tabii Hasret'in İmranlı'da yaşayan amcası almıştı. Köye götürmüştü. Anne baba da gitmişti. 5 Temmuz günü ben hastaneye kaldırıldım Sivas'a. Orada 4 saat gibi kaldım. Orada iki hemşire gelip bana Hasret'in geldiğinde nabzının olduğunu ve morga konmadığını o akşam, özel bir odaya alındığını, çantasını, sırt çantasını önüne alıp şöyle şu şekilde kalmış. Çünkü Hasret
dumandan zehirlenerek hayatını kaybetmiş. O durumda çanta öyleyken kızlar iki hemşire, biri fark ediyor, başka bir arkadaşını çağırıyor. Nabzı var, oksijen çadırını alabilirsek kurtarabiliriz diye. Doktor gelip onları dışarı çıkarıp kapıyı kilitliyor. Kızlar yan odanın camından geçmeye çalışıyorlar. Geçemiyorlar. Ertesi gün morga konuyor. Ama bunların olduğu saatlerde, önce kızların bu anlattıklarının olduğu saatler, gece yarısından sonraki saatler. Ondan önce Hasret'in ölüm haberi haberlere geçmişti. Hayatını kaybeden ilk 4-5 kişinin arasında ismi okunuyordu ve ertesi günü çanta yoktu. Sırt çantası. Yani o şeyde, sonraki mor fotoğraflarında çanta amcaya teslim edilmiş. Bu da çok enteresan. Yani bunların hepsini bir yıl sonra falan anlayabiliyor insan. Ya da işte bütün o vahşeti taşlar yerine sonradan oturuyor. Çantada 1.000 mark para var. Bir kısmı bozdurulmuş. 1 lirasına dokunulmamış. 6 tane makara film var. Boşlar duruyor. Çekilmiş 1 makara film yok. Şimdi hani deniyor ki orada kargaşada çanta soyulmuş. Şimdi çantayı soyan biri para bırakmaz. Ne markı bırakır ne Türk lirasına. Artı çok kıymetli bir şey var. Senin de bildiğin şeyler. O yıllarda teknik şey bu kadar şey değil. 1500 marka falan aldığımız bir kayıt aleti. Walkman var. Mikrofonu var. Onlar duruyor. İçindeki kaset yok. Kayıt ısınmıştı. Ay yok. Yani onlar alınmış, kaset alınmış, makara film alınmış, para duruyor, aletin kendisi duruyor. Yani o telaşla ya da hırsızlık, maddi anlamda bir adi suç, hırsızlık olsa o aleti de alır. Çok, çok kıymetli bir şey o. Doktor niye engelliyor? Bunu bilmiyoruz. Yani bu hemşireler Sivas duruşmasında gelip bu tanıklığı yaptılar. Ama beni hastaneye kaldırdıklarında benim de açıkçası duygum şuydu. Ben burada asla bir tedavi görmem, hiçbir ilaç kabul etmem. Güvenmiyorum çünkü. Yani kızlar bunu anlatmasa da güvenmiyorum. İçeride ne olup bittiğini ne zaman öğrendin? Otelde. Otelde ne olup bittiğini ben ilk 94'ün yazında öğrendim. Aa öyle mi? Ha, arada hiç ben kimse sanmıyor. Hiç ki, hayır. İstemedim. Görüşemedim. İstemedim. Tamamen ben Ronnie'ye odaklandım. 94'ün yazında ben asıl katliamı yaşadım. Öyle söyleyeyim. Gittim Türkiye'ye. 2 günlüğüne. Okumadın, dinlemedin, ha, konuşmadın. Okudum ama birebir oradaki arkadaşlarımla ilk defa 94'ün yazında konuşabildim. Ondan önce konuşamadım. Ne zaman döndün Almanya'ya? İşte 6 Temmuz'da 6 döndüm. Temmuz. Evet. Sonra? Sonra tamamen. Doğum? İşte 4 ay gibi bir hastane süreci. Hatta 5 ay. Ronnie'nin benden sonra çıkması mümkündü. İşte bu şey. Herhalde o 4 ay. O 4 ay tabii ki işte annem, babam, ailem, arkadaşlarım gazete okumamı engellemeye çalışıyor işte falan ama tabii ki engel olamıyorlar. İşte bazı yazılı basında ne çıkıyorsa hepsini okuyordum. Dediğin gibi kimi durumları anlayabiliyorsun. Çünkü dediğim gibi hani 80 öncesini Türkiye'de yaşamış bir insanım. Nasıl bir zihniyetle ötekilere yaklaşıldığını biliyorum ya da muhalif insanlara. Peki biraz oraya gelelim o zaman. Bu neydi sence? Şimdi bu kadar yıl sonra baktığında devletin bir akıl tutulması mı? Yoksa tamamen planlı, önceden hazırlanmış bir şey mi? Bir göz yumması mı var devletin, bir kışkırtması mı var sence Sivas'ta? Şimdi bence önce bizim kendimizi anlamamız lazım diye düşünüyorum. Çünkü ben devletin ötekilerle ilgili zihniyetinin, iktidar partisi kim olursa olsun, değişmediğini düşünüyorum. Kendi çocukluğumda, 80 öncesi bir çocukluk ya da gençlik diyelim. Asırlardır değişmiyor. Hep söylüyorum bütün söyleşilerde, Sabahattin Ali'den beri değişmeyen bir kaderimiz var. 1948'den beri değişmeyen. Dolayısıyla farklı düşünen ve farklı düşündüğünü savunabilecek entelektüel seviyede olabilen insanları yok etmiş bu sistem. Ki muhalif olmasın, birilerini etkilemesin, eleştirmesin ve eleştirebilmeyi öğretmesin başkalarına. Dolayısıyla bunların tek tek ve katillerin kendini gizleyerek yapılmasına alışkınız ve kanıksatılmışız. Ama Sivas özelinde şunu söylemeliyim, bir öz eleştiri olarak kendimi de dahil ederek, bizim devlet bilincimiz bulanmış orada.
ki Sivas'a ikna olmuşuz. Yoksa orada nasıl bir kin var? Bu Maraş'ta daha önceki Alevi katliamlarında hiç isimlerini bilmedikleri insanlara nasıl saldırabilmiş komşuları, camileri ateşe verdi Aleviler dendiğinde Maraş'ta kivrelik etmiş Alevi olmayanlar kivresi olduğu ailenin hamile eşinin karnındaki bebeği öldürmüş. Şimdi bunları eğer bilincinizde tutmazsanız, yeteri kadar hatırlamazsanız 92'de Banaz'da valinin söylediği iki güzel cümleyle ikna olup Sivas'a gidersiniz. Kültür Bakanı'nın Ozan'ın anıtını Sivas'a dikeceğiz güzellemesine kanıp kabul edersiniz. Bakan gelmez, heykel gelir, siz ateşe verilirsiniz diye bu kadar böyle tuzak gibi. Tuzak şöyle, yani kimseyi zan altında bırakmak istemem ama tersi bir açıklamayı bugüne kadar duymadım. Sürekli bu soruları sordum. Söyleşilerde de sordum. Tuzak derin devlet mi? Artık o devlet de çok derinde değil, gayet alenen açıkta diye düşünüyorum. O ona bu sosyal demokrat siyasiler nasıl, ne kadar alet oluyor, ne kadar bilerek bilmeyerek bir şekilde dahilleri oluyor bilemiyorum. Ama bir organizasyon, bir organizasyon var. Buna kesinlikle inanıyorum. O zaman da inanıyordum çünkü Sivas küçük bir şehir. 15 bin göstericinin orada toplanabilmesi spontane mümkün değil. Ankara'da da değil yani o yıllarda. Cami çıkışı falan olması. Ama yine de o şehirde o kadar insan bir cumada camiye gitmiyor. Mümkün değil. Bu belgeli de zaten emniyetin tutanaklarında. Bütün misafirhaneler dolu. Devletin bütün misafirhaneleri dolu. Artı yine emniyetin tutanaklarında ve duruşma kayıtlarında şu da kayıtlı. Müslüman kamuoyuna diye bir bildiri dağıtılmış. Emniyetin faksından geçmiş bu bildiri. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? İş yerlerine, bir takım Sivas'taki iş yerlerine ya da toplu halde ulaşılması düşünen, yani faks da biliyorsunuz her yerde yok o yıllarda. Hani bugün her şey herkesin elinde mümkün de o yıllarda değil. Emniyetin faksından geçildiği bu bildirinin kayıtlı ve belgeli. Dolayısıyla sadece kolluk güçlerini geri çekmekle kalmamış, bir takım güçler devletin içinde bu olanakları da sunmuş bu saldırganlara diye düşünüyorum. Ve belgeli bunlar dediğim gibi. Ya da işte belediye çalışanlarının durumunu biliyoruz. Yıllarca arandıkları söylenen insanların Sivas'ta vefat etmeleri, aynı şehrin içinde olabilmeleri, Fransa'da denmesi yıllarca mahkemelerde. Ya da Türkiye'de değil denenlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı belgelendi. Kırmızı bültenle arananların nikah kıyabildikleri, askere gidebildikleri, ehliyet alabildikleri belgelendi. Şimdi düşünce suçlularının iddianamesi bir yıl yazılmadan bekletilirken bunların olabilmesi aynı ülkede. Kaç günde çıktı iddianame? Çok... 20 günde. 20 günde çıktı değil mi? 15 bin eylemcinin olduğu bir eylemin iddianamesi Türkiye'de 20 günde çıktı. Trafik suçu iddianamesi bile o kadar hızlı çıkmıyor Türkiye'de. Almanya'da da öyle ama işte bu organize öyle çalıştı, öyle söylemek istiyorum. Yoksa... Ama bu dediklerin hiçbir iddianamede yer almadı. Yani bütün bu devletin ihmali, bu kadar devletin göz yumması, tabii ki, çıkartması, şöyle, fakslar, ordunun çekilmesi, yani hiçbirini... 27 yıldır başardığımız iki şey var. Bu da bence işte bu bütün bu sindirmeye ve bütün bu korkutmaya rağmen Çorum, Maraş ve daha önce katliamlardan çıkardığımız dersle her şeye rağmen ailelerin bu davaya sarılması ve tabii ki emektar avukatlarımızın Şenol Sarıhan gibi başarısı, Sivas İdari Mahkemesi devlet vatandaşını koruyamamıştır kararı çıkardı ve tazminat ödedi. Yitirdiğimiz insanların ailelerine diyeyim. Hani tabii ki mesele tazminat değildi. Yok, ama tarihe bu notu düştük. Devlet vatandaşını koruyamamıştır. Yani biliyorsun Demirel'in o zamanki Cumhurbaşkanı açıklaması, Gazioğlu'nun itirafı budur. O zaman 3 günlük İçişleri Bakanı olan Gazioğlu şunu demişti. Demirel'e danıştım telefon edip ne yapayım diye. Ateşe verilmeden önce otel. O da şey demiş, halkla güvenlik güçlerini karşı karşıya getirmeyin. Yangından hemen sonra Çiller'in açıklaması,
çok şükür otelin önündeki halkımıza bir şey olmamıştı. Şimdi bunun üzerine Sivas İdari Mahkemesi devlet vatandaşını koruyamamıştır. Hayatını vatandaşlarının oteldeki tazminat ödemek zorundadır kararı çok önemli. Bunlara atıf kayda yaparak geçti. Mı karar çıktı? Yani Demirel bunlara geçmiyor. Bunlara atıf yaparak değil, ben Şenal Sarıhan'dan şey rica ettim. O zaman şey düşünerek, Türkiye'deki aileler ya da başkaca çevreler, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve diğer siyasi erk, işte Genelkurmay Başkanı ile ilgili dava açmak istemeyebilir ya da açamayabilir. Ben yurt dışında yaşıyorum. Yani Türkiye'de fiziki yaşamımla müdahale şey değil söz konusu. Ben böyle bir dilekçe verilmesini istedim. Doğan Güreş hakkında, o zamanki Genelkurmay Başkanı Demirel, Çiller ve hatta İnönü hakkında. Tabii hatırlatalım, genç kuşak hatırlamaz. Sosyal evet. Demokratlar iktidar ortağı. Evet, bu siyasilerle ilgili dedim dava açmak istiyorum. Çünkü benim eşim Kültür Bakanı'nın davetlisiydi. Hı-hı. Almanya'dan kalktı gitti ve yaşamı korunamadı. Açamadık bu davaları tabii ki. Çünkü dokunulmazlıkların kaldırılması gerekiyordu bu davaları açabilmemiz için. Hepsinin dokunulmazlığı vardı. Ama bu tarihe, bu notu da düştük. Yani siyasi sorunlar. İkinci kazanım dediğin ne? İkinci kazanım da işte bu siyasi şeyi, bu cümleyi söylememe müsaade et. Siyasi sorumluluğu olduğunu düşündüğüm bir durumdu bu. Yani 15 bin eylemcinin 15 binini tutuklamamış olsalar da, bunun ya da tutuklamış olsalar da, yargılanmış olsa da benim gözümde onlar değildi asıl suçlu. Onların cesaretlendirildiği devletin içinde bir sistem yürüyordu ve bunun açığa çıkartılması gibi bir derdim vardı. Kim neden böyle bir şeyi hazırlatıyor, kaldırım taşları oraya yığılıyor, inşaat yok, işte misafirhaneler doluyor, cihat koşusu organize ediliyor özellikle bu tarihe. Çünkü valinin bir yıl önceden duyurduğu bir etkinlik bu. Hani cihat koşusu niye ille de o tarihe denk geliyor gibi. Bu ikinci karar, bu dediğim gibi olamadı maalesef. Siyasi sorumlular ne gönüllü ne mahkeme kararıyla sorumlulukları taşıdılar. İkinci karar da şeydi, bu az sayıda tutuklu insanın 160'tı sonra galiba işte hakkında hüküm çıkan 33 kişi oldu. O zaman Devlet Güvenlik Mahkemesi 33 kişinin hakkında karar verirken tahrik var. Aziz Nesin'i bahane ederek tahrik var diye hafifletici cezalar verdi. İyi halden, yani avukatımıza çakmak fırlatan, pantolonunu indiren sanıklara iyi halden indirimli cezalar uyguladılar. Biz buna itiraz ettik. Yargıtay 97 yanılmıyorsam. 97'de Yargıtay itirazımızı kabul etti. Bu bir cumhuriyete karşı kalkışmadır. Tahrik yoktur. Örgütlüdür. O örgütlerin iddiacı eden Hizbullah'a tamamı, belli siyasi partilere üyeler de var bu sanıkların arasında. Bunların tamamı örgütlü ve Aziz Nesin orada olmasa da bu eylemi gerçekleştireceğini ifade etmiş isimlerdir diye haklarında, ki o zamanki idam cezalarını onadı. 33 idam mı? 33 idam, sonra bu cezalar müebbete çevrildi. Yani bu iki kazanımdan kastını düşünüyorum. Yani evet, devlet ve sistem ötekileri yok ediyor, katlediyor. İster faili meçhul olsun, ister işte Sivas'taki gibi bir öyle yüzünü bile gizlemeden açıktan. Çünkü arkasındaki güce güveniyor, cezalandırılmayacağını düşünüyor. Ama bizim cenahtan baktığımızda da, yani mağdurlar açısından baktığımızda da maalesef çok çabuk unutuyoruz. Hı. Ve o bütün o bahsettiğimiz gücün, sistemin elindeki medyanın yalan yanlış haberlerine de kanıyoruz. Hı. Tahrik var deniyor, işte camiler ateşe verildi Maraş'ta. Halen konuşuluyor. Hiç bugüne kadar Türkiye'de 2020'de Alevilerin bir camiye ateşe vermişliği söz konusu değil. Böyle bir şey asla yaşanmamış Türkiye'de. Ama bu hep tutuyor bu oyun maalesef. Hı. Hı. Çünkü çok unutuyoruz. İşte 27 yıldır katledilenlerin ölüm sayısı bile bir şekilde netleşmiş. 33, 35, 37. Şimdi nerede görülmüş katledenin canını orada vermişse bile, yangından çok sonra otelin dışında senin de bildiğin gibi yerden seken kurşunla hayatlarını kaybetmelerine rağmen, orada canına kastettikleri 12 yaşında bir masum çocukla anılmaları.
savunmasız bir çocukla. Bırakın hasreti. Hani bilinciyle o yolu kendine çizmiş, bedelini de göze almış insanlardan bahsetmiyorum. Çocuklardan bahsediyorum. Bir çocuk katliamı var orada. Yani adını ne koyacağımızı bilmiyorum. Soykırım mı diyeceğiz? Kişisel bir şey değil çünkü orada. Yani toplu halde Pir Sultan'ı yok eden zihniyet orada Pir Sultan Abdal'ın anılmasına tahammül edemiyor. Olay bu. Peki soracağım bunu. ertesi yıl dedim ancak idrak ettim. O arada Ronnie doğdu. Evet. Yani Ronnie'nin doğumu sende nasıl bir şey yarattı? Ronnie'nin doğumu bütün aile açısından ilaç ve terapi. Yani Ronnie olmasaydı ben bu kadar ayakta durabilir miydim? Bu kadar yaşayabilir miydim? Bu kadar güçlü olup bu mücadeleyi böyle sürdürebilir miydim? Hiç kestiremiyorum. Ronnie hepimize çok iyi geldi. Ama işte riskliydi. Çok erken doğdu. 3 yıl bir alete bağlı yaşadı gibi sıkıntılar. Ve onu yalnız bırakamıyordum. Çünkü kalp durması mümkündü. Ve o durumda tabii ki hep yanında olmak istiyordum. Buna rağmen 94'ün Şubat ayında bir kez gittim Türkiye'ye duruşma için. Sonra Haziran'da gittim Türkiye'ye. O duruşmadan kısaca bahseder misin? O duruşma basına açık bir duruşmaydı. Çok kalabalıktı. Hep olduğu gibi. Yüz yüze geldik. Yüz yüze geldik. Bizim salona, duruşma salonuna alınmamız şöyleydi. İşte çantamın, benim hiç unutmam onu, astarı söküldü. İçinde ne olabilir diye. Fotoğraf makineme el kondu, Walkman'ime el kondu. Hiç unutmuyorum. Yasir İlknur yanımdaydı. El kondu, kimliğimi aldılar. Üzerine makinamı, fotoğraf makinamı ve Walkman'ı koydular. Yasir'e döndüm, dedim ki arkadaşım gazeteci, onun fotoğraf makinesi ve Walkman'ı, benim değil onlar dedim. Benim çantama koymuştuk büyük diye. Yasir aldı onları, içeri girdi. Ya dedi, bu kıvrak zekana hayranım, yoksa bunları içeri alamayacaktık. Böyle olmak zorundasın. Ve kaydettik o duruşmayı biz Walkman'le. Sesli, farkında değiller. Ama işte Miyase alabiliyordu yani. Onun da maalesef böyle bir aleti yoktu. Sadece resim çekecek küçük bir kamera getirebilmişti İstanbul'dan. O duruşmada unutmadığım iki sahne var. İşte beni o şekilde duruşmaya alan zihniyet diyeyim yine. Salonda bizim avukatlarımız bir tarafta, diğerlerinin avukatları bir tarafta. Sanıklar salona girerken tekbir getirerek girdiler. Ondan sonra onlar öyle girdiğinde Koray'ın annesi bir çığlık attı. Vah yavrum dedi, bunlar mı sana kıydı gibi bir cümle, tam hatırlamıyorum. Bayıldı ve onu karga tulumda çıkardılar, mahkemeyi rahatsız ediyor diye. Başka bir anne yine onu yalnız bırakmamak için beraber dışarı çıktı ve zannediyorum Serkan Doğan'ın kız kardeşi çıktı onu yalnız bırakmamak için. Biz duruşmayı izlerken yine tabii ki sanık avukatları, işte tahrik vardı, Müslüman mahallesinde salyalı malı satıldı, insanlar tahrik edildi gibi cümleler kurdular. Sonra Şenal Sarıhan konuşmaya başladığında sanıklardan bir tanesi yine ayağa kalktı ve tekbir getirmeye başladı ve çok kötü küfürler etmeye başladı. Seni de yakacağız bir gün diye. Şenal ablayı tanıyorsun, o sakinliğiyle ve şeyiyle, kibarlığıyla diyeyim, protokole geçmesini istiyorum Sayın Başkan diye ricada bulunmaktan başka bir kişisel tavır koymadı. Bu söylenenlerin dedi, bekliyorum, konuşma süremden de alabilirsiniz, lütfen yazın. Bütün bu kelimelerin dedi protokole geçmesini istiyorum. Şimdi herkes öyle olamayabiliyor. Biz tabii ki çok yaralanıyorduk her seferinde. Ama üstüne onun insanlığı da bir kez daha yaralıyordu bizi. Yani çünkü zaten hani Alevi felsefesinde şiddet görsen de karşısında şiddet yok. Ya da işte bizim hani devrimci zihniyetimizde de böyle bir şey yok. Hiçbir zaman böyle bir şiddet şeyi olmadı. Ama insanız sonuçta, etten kemikten. Ve dediğim gibi yani Koray'ın, Menekşe'nin annesi cümlesini kurarken katil ya da sanık demeden, yani o adamları şey kişisel olarak küfürle anmaktansa cümlesi şuydu: vah yavrum, bunlar mı kıydı sana? Yani
öznesi yine kendisi bir cümle kuran kadıncağız dışarı atılıyor mahkemeye hakaretten. O sanık bu küfürleri edebiliyor ve ben orada çıkışta bir gazeteciye zannediyorum. Ha bir de şey çok dikkatimi çekti, o da çok yaraladı. Sanıkların her biriyle konuşurken hakim evladım diye konuşuyordu. Çıkışta hatırlamıyorum hangi gazeteci, yani Miyase değildi, Cumhuriyet değildi, onu biliyorum, o ayrıca bir şey yazmıştı uzun. Başka bir gazeteci bana ilk izleniminiz nedir dedi. Dedim ki çok üzgünüm ve kırgınım dedim. Çünkü DGM'nin hakimi bu sanıklara evladım diyorsa dedim, biz ne bekliyoruz burada? Hani evladına nasıl kıyacak bu adam da, nasıl yargılayacak? Çünkü böyle bir şeye alışkın değilim. Hani ben çok hayatım mahkemelerde geçmiş bir insan değilim ama bir hakimin bir sanığa evladım demesi de çok böyle absürt bir durum gibi geldi bana ve çok moral bozan bir şey. Sonuç, hakiminin sonucu nasıl karşıladınız? Ertelerde, 33. Hiç yani, o 33 çok sonra, 97 o karar. Orada da şöyle bir şey yaşadım. Yine Mayıs sonu gidip Eylül'e kadar kalıyordum İstanbul'da. Haziran zannediyorum. Duruşmaya gittim, döndüm. Karar çıktı. Nokta dergisi yanılmıyorsam röportaja geldi. Hı hı. Ve ben hem kendi vicdanen idam reddeden bir insan olarak idam cezasını, hem de diğer ailelerin de öyle düşünebileceğini düşündüğüm için, çünkü onlarla ben katliamdan sonra tanıştım. 94'ten sonra görüşmeye birebir başladım ama tamamıyla aile olduk. Daha sonra bu aile genişledi biliyorsun. Toplumsal medya platformuna maalesef giderek büyüyen bir aileyiz. İşte en son Berkin'le de aynı durumları yaşadık. Hrant'ın katlinden sonra Rakel de ailemize dahil. Yani böyle bir sürü isim. Röportajda idam cezalarına karşı olduğumu söyleyeceğim ama şeyin huzursuzluğunu yaşıyorum. Bunu Hasret'in annesine nasıl anlatacağım? Çünkü evde görüşeceğiz röportaja gelen arkadaşla. O gelmeden bir yarım saat önce anneyle oturduk. Dedim ki anne, ben eğer bu röportajda idam cezasını reddediyorum, insanlık dışı bir cezadır demezsem, hem dedim kendi geçmişime, inancıma, felsefeme, hem de Hasret'in dünya görüşüne ihanet etmiş olurum dedim. Yani onun için hani ben bu cümleyi kuracağım. Sen istersen dedim, olma, hani olmak zorunda değilsin röportajda ama olursan da hani şimdiden söyleyeyim, bilesin. Döndü bana, ne dedi biliyor musunuz? Sen demesen de ben aynı şey diyeceğim kızım dedi. Ben dedi bu yaşadığım acıyı dedi onun annesine yapabilir miyim, reva görebilir miyim dedi. O ana dedi bunu katil olsun diye doğurmamıştır ki dedi. Ve işte o zaman öyle durumlarda insan çok fena oluyor. Yani şimdi bile zor tutuyorum kendimi ağlamamak için. Çünkü evet, benim eşim, ben çok erken kaybettim Hasret'i. Oğlum babasız büyüdü ama bir ana bunu söyleyebiliyorsa yüzyıllardır ve siz halen bu insanları böyle katledebiliyorsanız, artık bunun tartışılacak dini, felsefesi, tarihi, bilmem nesi yoktur. Çünkü gerçekten istisnasız bütün anneler bunu söyledi. Ki o yıllarda bu bahsettiğim diğer Ankara'daki gençlerin anneleri, Koray'ın, Menekşe'nin annesi, benim kayınvalidemle de çok sık görüşememişlerdi. Fiziki olarak o durum mümkün değildi. İstisnasız hepsi bunu söylemişlerdi. Yani bu kadar yüce bir insana sevgi ve yurtseverliğe karşı, hani böyle bir şeyi kimseye reva görmüyoruz diyebilecek insanları döne döne sürekli daha vahşileşen, barbarlaşan bir biçimde yok etmek nasıl bir şey? Hangi dine sahip o? Ben sonda soracaktım ama şimdi sorayım. Türkiye neyi kaybetti Sivas'ta diye? Onu da 27 yıldır söylüyorum. Asım abiyle dünümüzü kaybettik. 70 kitap yazmış. Tarihimizi hep yazmaktan bıkmamış bir insanı kaybettik. Dolayısıyla geçmişimizi, nesini babayla da öyle. Bin yıllık geleneği bugünü taşıyan bir insanı. Hasretle o günü kaybettik. O da çünkü bütün bu inancı, felsefeyi, yurtseverliği, insan sevgisini o gün İstanbul'da kolej okuyan çocuklara nasıl anlatırımın derdinde müziğini icra eden bir adam. Koray'la da yarınımızı kaybettik.
Bir de tabii o annelerin bahsettiğin o duyarlılığı aslında iyiliğin ölümü gibi geliyor tabii bana. Tabii ki, yani çünkü şey... 93 çok fena bir yıl zaten Can, biliyorsun. Onu soracağım yani. Bir felaketler yılı aslında, 100 yılın en kötü yılı. Dolayısıyla çok organize bir yıl. Hani bir şey hazırlandı ya, o yıl. Evet. Şu, tabii ki hazırlandı. Baksanıza Uğurunca sürece. Orada, Adnan Kahveci orada. 80 sonrası ne? Yani işte 86'larda azıcık liberalleşen durumlar söz konusu. İşte tek tek öldürümler söz konusu. Ondan sonra birdenbire her şey hızlanıyor. Musa Anter, Uğur Mumcu, Turan Dursun hiç unutmuyorum. Çok öncesi, Sivas katliamından önce hiç unutmam. 4 Eylül'de Frankfurt'a gelecek. Kitapçı Ömer abi Köln'de, abimiz bizim, dedi ki kızım Turan Dursun'u gidip alacaksın, panel yapacağız. Bir gün önce vuruldu İstanbul'a, güpegündüz. Yani benim hayatımda da böyle acayip dönemeçler var sürekli. 91, sonra hızlandı dediğim. 93 çok vahim. Ne oldu? Ocak ayında başladık. Bir sürü ölüm şeye kadar, 2 Temmuz'a kadar ve 2 Temmuz'da bir gövde gösterisi. Evet. Nereye kadar gidebiliriz? Sivas'ta başlayıp bunu yapabilirsek Ankara ve İstanbul'un yolu açılır. Tamamen bu. Ve ondan sonrası zaten bildiğimiz süreç. Bizim cenahtan bakınca duruşmalar, yargılamalar sürecinde yalnız bırakıldığınızı hissettiniz mi? Evet, işte orada biraz üzeceğim isimler ya da insanlar ya da şeyler var. 94'ün Aralık ayında Köln'de bir etkinlikteyiz. Akın Birdal'da orada, İnsan Hakları Derneği Başkanı. Dedim ki benim katıldığım duruşmalara bugüne kadar katılmadınız, sebebini öğrenebilir miyim dedim. Bana verdiği cevap şuydu: Pir Sultan Abdal Derneği ve diğer Alevi kurumları bu dava bizim dediler. Onun için katılmadık. Kamil Ateşoğulları da bizim Hasret'in de benim de çok eski tanıdığımız bir abimiz. O da yönetimde. Ama orada değildi o gün. Ben de o Köln'deki etkinlikten sonra, Dersim'in köylerinin yakılmasına karşı bir etkinlik, o Köln'deki büyük de bir etkinlikti. 10 bin kişinin katıldığı, işte başka isimler de vardı. Akın Bey'le bunu konuşunca dedim ki yani bana şey mi demek istiyorsunuz? İnsan Hakları Derneği Alevi kurumlarına alındı, küstü, gitmiyor. Böyle mi işliyor bizim sivil toplumumuz dedim. Özür diledi benden. Bir dahaki duruşmaya dedi birlikte gidelim. Umarım dedim, işte haftaya orada olacağım. Buluştuk İnsan Hakları Derneği'nde. Kamil abi de gelmişti, Ateşoğulları, hukukçudur o da. Konuştuk. 2 gün sonra duruşmada olacağız birlikte diye. Ben gittim, onlar gelmediler. Maalesef. O yıllarda bunu çok dillendirmedim. Ama artık 27 yıl sonra şunu söylemekte bir beis görmüyorum. Artık bunları da konuşmak zorundayız. Tarihe not düşmekten bahsediyoruz ya. Böyle alınganlıklar yapmaya hakkımız yok. Çünkü biraz önce dediğim gibi 1948'den bugüne bize kanık satılan tek tek insanların öldürülmeleri bizi bu hale getirdi. Sonuç olarak biz toplumsal olarak nasıl bir büyük kayıp yaşıyoruz anlamak zorundayız. Orada öldürülen Hasret Gültekin'in baba eş olma durumu değil asıl eksiklik. Asıl eksiklik Metin Altıokun'un şiirlerinin hayatımızda yok olması. Behçet Aysan gibi bir insanın yok edilmesi, Asaf gibi öngörülü bir sanatçının sanatçıya kıyılması Alevi olmadığı halde. Anlatabiliyor muyum? Yani bu işte bu algı var ya, Türkiye'deki bu yanlış algılarla neler yaptırılabiliyor ya, tamamımız, her birimiz insan olarak tek tek, kurumlarımız da tamamı bunlara partiler üstü, siyasi görüşler üstü sahip çıkarak karşı durmak zorunda. Yoksa sonu yok ki. Bir kazanımda Madımak Oteli'nin müze olması olabilir mi? Olabilir. Tabii mi? Ki. Şöyle yani, henüz müze olmadı. Ama sen çok mücadele verdin. Hepimiz. Özellikle Avrupa'daki Alevi örgütlülüğü onların emekleridir. Çünkü biraz önce dediğim gibi Türkiye'deki örgütlülük belki anlayamadığı bu tarihle yüzleşme meselesini ya da işte bir takım orada yaşamanın verdiği zorluklar, sıkıntılardan dolayı kapatılmak gibi, yani bireysel korkudan bahsetmiyorum. Buradan ısrarla biz ilk günden beri hep şey dedik. Madımak'ın önüne gitmek zorundayız. Ankara'da 1 milyon insanın yürümesinin bir anlamı yok oraya gitmediğimiz sürece. Eğer orası ozanlar diyarıysa,
Hasret'in doğum yeri Sivas. Muhis Akarsu'nun doğum yeri Sivas. Orada öldürülen çocukların çoğunun doğum yeri Sivas. Şimdi benim doğum yerim de Kangal. Şimdi ben doğum yerimin elimden alınmasına göz yumarsam sonu yok onun. Kaybedeceğimiz mevziler ya da yerler anlamında söylüyorum. Memleket anlamında. Hrant'ın dediği gibi evet katledildik ama yine de yurtseverlik ya da topraklara sahip çıkmaktan kastımız altına gömülmeye niyetimiz var. Ve orayı ölmeden önce cennet yapmak gibi bir derdimiz var. Yaşanılır hale getirmek gibi. Dolayısıyla Sivas ısrarında bulunduk ve hiç unutmuyorum ilk yıl 94'te İstanbul'dan 45 kişiyle bir otobüs kiraladım ben. Köye gitmek üzere yola çıktık. İlle Sivas'a da girmek istiyoruz. Bir yarım saat Madımak'ın önünde bir saygı duruşu gideceğiz. Bırakılmadık. Örgütten sembolik yöneticilerimiz gitti. Yıllar sonra bu ısrarda biz sürdürünce gitmeyi senin bildiğin süreçler ona, Alevi Çalıştayları, bir takım aklı evvellere İzzettin Doğan, Arif Sağ gibi şey bile dedirtildi 2009'daki Aralık ayındaki Çalıştay'da. Oteli yıkın, oraya 37 tane gül ağacı dikin gibi. Yani şimdi ne kadar vahim bir şey bu. O otelden yaralı kurtulan bir insanın 37 gül ağacı dikin oraya demekten başka onca yıl bir şey dememiş olması. Ya da Mehmet Ali Birand'ın programına çıkıp ben bir büyük birlik partiliyi donmaktan kurtarmıştım. Onlar da işte bizi onun için kurtardı gibi böyle ayakları bir yere basmayan garip bir cümle. Burada kişisel bir kurtarma söz konusu değil. Ondan önce Mehtap Yücel'in ifadesi var. Biz o pencereyi havalandırmayı keşfetmiştik. Ateşten önce ya da ilk başladığında atlayacaktık. Bizi sopalarla bacaklarımıza vurarak engelledi. Yani orada bir kurtarma söz konusu değil. Öyle bir iyi niyetle en azından. Bunları söylemeye devam ettik. O Çalıştay'dan sonra Cem TV'den bu açıklama yapıldığında artık dayanamadık. Hani bu kendi cenahımızda dostumuz gördüğümüz insanları yaralamayalım, incitmeyelim. Hani içinde kol kırılır, yen içinde kalır. Bir yazı yazdık aileler olarak. Hani çok da incitmemeye çalışarak ille dostun bir gülü yaralar bizi diye. Bu isimlerin bizi temsilen konuşma haklarının olmadığını söyledik. Biz bunu yayınladıktan sonra Şubat ayıydı 2010'un Faruk Çelik beni arattı. Bu konuyu konuşmak üzere. Bakandı. Evet, devlet bakanıydı, başbakan yardımcısıydı. Ben önce açıkçası biri şaka yapıyor zannettim. Yani pazar günü bir resmi kurum tarafından 8.30'da özel kalemin araması biraz tuhaf geldi. Sonra ben şey yaptım, her zaman yaptığım gibi numaranızı verin ben arayacağım, döneceğim size diye. Ve Ankara'da kendilerine 500 metre mesafede 20 ailenin daha olduğunu söyledim. Hani onları da bir arayınız, beni niye arıyorsunuz? Sonra ben aradığımda gerçekten başbakanlık çıktı ve şey konuştuk. Cuma günü Swiss Otel'de öğlen yemeğinde, yani katliamın başladığı saldırının saatlerde Swiss Otel'de ağırlanmak üzere çağrıldık biz. Ben diğer ailelerle sıradan görüştüm ve onlara şunu söyledim. Biz cuma günü buluşmak zorunda değiliz ve resmi bir görüşme bir otelde yapılmaz. Çok ayıp. Yani hiç şey saati günü denk gelmese de resmi görüşme, diplomatik bir görüşme ya makamda yapılır ya da bizi temsilen bir kurumda yapılır. Hı hı. Biz dedim o zaman bakanı Pir Sultan Abdal Genel Merkez'e davet edelim. Yemeğe de gerek yok. Bizim fakirhanenin çayını kabul etsin beyefendi dedim bakan. Hı hı. Bir saatlik bir görüşme ya da 1,5 saatlik. Biz de yazılı bir metin hazırlayalım. Taleplerimizi ortak bütün ailelerin. Özel bir sohbete girmeyelim lütfen dedim. Çünkü bana göre diplomatik görüşme böyle yapılır. Evet. Kimseyle bizim kişisel, insani bir çatışmamız söz konusu olmadığı için bir kurumsal görüşme bu diye böyle düşündüm. Pazartesi günü arkadaşlarımız Ankara'da buluştular. Bu metni hazırladılar. Ne tesadüftür ki o dönemin Çalıştay koordinasını yapan Necdet Subaşı, Ali Bulaç, sözde Alevi, eskiden Hacı Bektaş'ta etkinliklerde ev sahipliği yapmış bir dede, tanımıyoruz, hiçbirimizin bilmediği bir isim. Orada oturdular akşam saat 11'de, bir program yaptılar. O programda Ali Bulaç şöyle şeyler söyledi.
yurt dışından buraya kopyalanmaya çalışılan bir Yahudi zihniyetidir Madımak Müze Olsun talebi. Cümle bu. Yani isim vermiyor bunu kim dikte ediyor buraya gibi ama yani şey belli, adres belli. Almanya'dan tetikleniyor. 1,5 saat program yaptılar. Neden müze olmamalı Madımak diye. O Alevi zat-ı muhterem de Aleviler hakiki Müslümanlardır. Aleviler böyle şeyler yapmaz. Aleviler bilmem ne. Şimdi ama o kadar büyük bir çelişki ki maalesef arayıp şunu söyleyemedim. İyi güzel de Sayın Dede Hacı Bektaş da müzeye dönüştürülmüş. Giriş biletine para ödeyip içeri giriyorsun. Onun adı da müze. Yani hani kendin bir çelişki içindesin. Ne dediğinin farkında değil. Hani orayı devlet yaptığı için oluyor. Minareyi de oraya yamamış kaç yıl sonra, değil mi? Onlar yapınca. Ama olacak bu. Ha, kendi biçimlerince yapıyor. İşte olacak şöyle, işte Faruk Çelik'le görüşmemizde bunları ilettik. Senin o zamanki programında da toplumsal bellek platformu dilekçe günü de aynı gündü biliyorsun. Kamulaştırıldı. Baktılar ki yani o kitlesel oraya gitmek artık 50 binleri buldu. Dönemeyecekleri, itiraz edemeyecekleri bir şeydi ve kamulaştırdılar. Henüz müze olmadı ama olana kadar uğraşacağız. Çünkü oranın adını bilim ve çocuk kütüphanesi koymak da ayrı bir komedidir bana göre. Yani Einstein'ın bir kartonet resmini koydular oraya. Bilim deyince akıllarına Einstein geliyor zannediyorum. Şimdi yani her tarafından tuhaf. Yahudi zihniyeti diyorsun kopyalanmaya çalışan bir Yahudi bilim adamının resmini oraya koyuyorsun elinde. Acayip şeyler. Peki son bölüme girince şimdi Almanya'dayız ve bir kısmı da Almanya'ya kaçtı. Evet. Ve zaman aşımı meselesi söz konusu. Şimdi onlarla aynı topraklardasın. Yani bu bir şey hissettiriyor mu sana ve bu zaman aşımı meselesi nasıl çözülecek? Bu hafta zannediyorum şey vardı değil mi? Bu ay mıydı? Duruşma vardı gene ertelendi. Değil mi? Mart ayında değil mi? Mart'taydı, ertelendi. Ne zamana? Bu aralara sanki değil miydi? Haziran'a ama buradan da zannediyorum şeye ertelendi, Kasım'a. Tam tarih aklımda değil. Bu şeylerin yargılanması. Bu Türkiye. Yok. Türkiye'deki zaman aşımı halen birkaç isim için sürüyor. Orada da şöyle bir sıkıntı var, çelişki var. 2013'teki duruşmada şöyle bir karar çıktı. Cafer Erçakmak vefat etmişti. Diğer 9 isimle ilgili aranma ve zaman aşımı şeyi sürüyordu. Yine onu da bize haber vermeden el altından yakmaya çalıştılar. Yine Şenal Sarıhan'ın gayretiyle açığa çıkan bir şey o. Orada şöyle bir karar çıktı. Kamu kurumlarında çalışanlar insanlığa karşı suçtan yargılanamaz. Yani bizim o ilk yıl Cumhurbaşkanı, Başbakan'ın dokunulmazlığıyla ilgili Cafer Erçakma ölümünden sonra bir dokunulmazlık kılıfı ve itibari iade gibi bir karardı o. Yani belediyede çalışıyorsa ya da bir bakanlıkta bir yerde görevliyse en alt kademede de olsa insanlığa karşı suç işleyemez. Öyle adlandırılamaz işlemişse de gibi bir absürt bir şey. Kalanlarla ilgili serbest meslekte olanlar insanlığa karşı suçtan yargılanabilir gibi filan ama orada öyle bir kargaşa yaşandı ki ne yazık ki bizim insanlarımız da o yani yargı dili biraz biliyorsun daha zor bir dil. Almanya'da da öyle bürokratik dil. Alkışlayanlar oldu. Hani evet insanlık suçu dedi hakim. O kadar mutlu oldu ki insanlar. Anlaşıldı. Bir dakika dedim anlaşılmadı. Yani neden diye anlaşılmadı. Çıkışta işte bunu açıklamak üzere biz konuşma yaparken gaz bombalarını bulduk. Şimdi sonrasında buradakilerle ilgili şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz sürekli. Türkiye'deki mahkeme arandıklarını söylüyor. Kırmızı bültenle. Bütün bu isimlerin, 9 isminde. Bakanlığa bu iletildiği söyleniyor. Bakanlık arıyoruz diyor. Yıllardır cevap veriyor. İşte Cafer Erçakmak Fransa'da olduğu yıllarca, 20 yıl boyunca bu söylendi mahkemelerde. Adresi bile verildi. Ama adam Sivas'ta çıktı. Şimdi bu 9 isimle ilgili de bunlar sürekli söyleniyor. Ve biz ama burada suç duyurusunda bulunan Mahmut Erdem var. Hamburg'dan bir avukat. Buradan Yeşiller Partisi'nden ve Sol Parti'den soru önergeleri ve suç duyuruları var. Onlara verilen cevap da şu. Burada bulunan isimler hakkındaki iade istemi izinsiz yürüyüşe katılmaktan.
Yani haklarında Türkiye'de kesinleşmiş cezalar bu iade talebine yazılmıyor. Neden? Bakanlık yazmıyor. Bakanlık bildirmiyor. Bakanlık. Siz buna müdahale edemiyor musunuz? İşte biz buna Türkiye'den müdahale edebiliyoruz. Diyoruz ki hani burada edemiyoruz. Orada bütün tutanaklar ve duruşma süreci oluyor. Bakanlık kolluyor bir şekilde. Bakanlık bir şekilde onların iadesini istemiyor. Yani görünen durum o. Çünkü burada defalarca denendi. Hatta Otoşili İçişleri Bakanı iken o dönem konfederasyon başkanı olan Turgut Öker birebir görüştü. Ona söylenen de bu. Şimdi bu yani 2020'de, 2019'da bize söylenen de bu. Bu adamlar izinsiz yürüyüşe katılmışlar. Yani tesadüfen orada bulunmuşlar. Ne bidonu taşımışlar, ne çakmağı çakmışlar, ne o yakma ya da insanları öldürme eylemine katılıyor. Ama Türkiye'deki mahkeme kararında bu var. Yeter, bunca yıldır bu mücadele gücünü nereden alıyorsun? Oğlumdan. Ya da bütün bu acıları bir şekilde yaşayan başka insanlardan ve dayanışmadan. Çünkü maalesef 94'te bahsettiğim gibi Ankara'ya gidip o zaman onları da kaybettik maalesef. Tamamı ışıklar içinde olsun diyelim. Çetin Öner 48 saat şoförlüğümü yaptı. Tek tek ailelere dolaştık. Ondan sonra hep şunu konuştuk. Biz yaptığımız hiçbir şeyle yitirdiğimiz çocukları, kardeşlerimizi, eşlerimizi geri döndüremeyeceğiz. Ama bundan sonra bunlar yaşanmasın diye en azından uğraşacağız. Ama maalesef işte bir şekilde senin de mağdur olduğun bir şey yaşıyoruz artık bugün. Berke'nin annesinin de aynı acıları Koray'ın annesiyle yaşamak zorunda olduğu. İşte Hrant'ın davasında da bahsettiğimiz bu çelişkilerin, işlemeyen hukukun yaşadığı şeyleri yaşıyoruz. Bir anlamda acılarıyla büyüyen bir aileyiz ve tamamıyla bir şekilde gücümüz, yaşam durumumuz el verdiğince dayanışma göstermeye çalışıyoruz. Oradan güç yaratmaya çalışıyoruz ki yaratıyoruz. Bir yandan da tabii ki şey, yitirdiğimiz bütün insanların hayatları boyunca verdiği mücadelenin sürmesi gerektiği inancı. Yani sadece hasretle biz eş değildik. Gerçek anlamda hayatı her ortamda, her mecrasında paylaşan insanlardık. Yani müzik yaparken de girdiği riski beni arayıp, bak ben böyle bir şey yapıyorum, çıkamayabilirim, bitir okulu bir an önce, dön İstanbul'a, içeride ziyaretçisiz kalmayayım diyen bir adamdan bahsediyorum. Şimdi eğer her gün kendimi yeniden ayağa kaldırıp bu mücadeleyi vermezsem bir şekilde hasrete de ihanet ederim düşüncesi. Ve her şeyden çok oğlum ve oğlumdan sonraki belki çocuklarımız için bu travmayı, adaleti sağlayabilerek bu travmayı atlatabilme şeyine getirmek. Çünkü adalet sağlanmadığında çok zor. Rumi'ye ne zaman, nasıl anlattın babasını? Roni'yi anlatmadan önce iki cümle şeyle ilgili söyleyeyim. Bir de bu acıları dünyanın her yerinde yaşıyoruz. Şimdi işte ırkçılıkla ilgili, Amerika'da yaşananlarla ilgili sosyal medyada bir takım paylaşımlar görüyorum. Şimdi İnsan Hakları Derneği ile ilgili kurduğum cümleleri toplumun başka yerleriyle de ilgili kurayım. Şey, mesela genel güçlü medya o dönem 2 Temmuz'u halen böyle uzunca yıllar tahrikmiş gibi Aziz Nesin'le soslayıp haberleri verdiler. Bir kısmı yok saydı, bir kısmı içerdi küçücük filan derken şimdi bugün gelinen noktada herkes şey içinde, bir telaş içinde ve ne kadar can alıcı bir şey olduğunu nihayet gördü. Çünkü ateş artık İstanbul, Ankara'yı da sardı. Madımak yanıyor, halen yanıyor. O zaman görülmemişti. Meslek kurumları, hukukçular, o zamanki müzik şeyleri, Mesamo, Müyörgürü bir açıklama halen yapmıyorlar. Orada öldürülenler sanatçıydı. Yani sanatçıların devlet opera ve balesinden maaşı kesildiğinde eylem yapanlar Galatasaray Lisesi'nin önünde 2 Temmuz'la ilgili yapmadı ne yazık. Yani bir sürü böyle şey, ama bugün Amerika'daki ırkçılığa karşı çok böyle vicdani şeyler, paylaşımlar. Bunlar iyi şeyler ama bunu burnunun ucunu görmeden öbür kıtayla ilgili yaptığında gerçekle bağlantısı olmuyor. Siyasi mi yokluk var? İşte bu zaten asıl sorumuz. Hani algıyla yönetilen bir toplumuz. Artı bir de böyle hani umduğumuz dağlara kar yağınca
kendi önümüzü, evimizin önünü görmeyince, orayı ayıplamayınca öbür tarafla ilgili kurduğumuz cümle de inandırıcı ve sahici olmuyor. Ronnie'ye şöyle anlattım. Ronnie zannediyorum işte 94'te böyle şeyi yaşamaya başladı. Babaannenin evinde İstanbul'da 3 ay dede, babaanne, halalar, kuzenler ama baba yok. Bir fotoğraf. Sonra zannediyorum 4 yaşındaydı. Bana şey dedi bir gün. Senin babana baba diyebilir miyim anne dedi. Tabii ki dedim diyebilirsin ama dedim senin baban var. Ama dedi ben böyle benimle top oynayan birine dedi baba diye seslenmek istiyorum. Futbol oynarken, sokakta bir şey yaparken. Diyebilirsin tabii dedim ama dede derken de dedim aynı duyguları hissedebilirsin. Deden senin, iki deden de seni çok seviyor. Bunu anlatmaya çalıştı ve çok zorlandım. Yani şeyden de korktum. Hani bu gerçeği bir gün öğrenecek ve başka bir şey kendine kurmasın. Bir başka bir hayalle yanlış bir şey hafızasına bir pedagoğa danıştım. Götürdüm Ronnie'yi de birlikte. Biraz sohbet ettik. O resim yaptı. Sonra bana şey dedi. Bizi yalnız bırak dedi. O zaman Ronnie artık Almanca'da derdini anlatabilen. Kaç yaşındaydı? 4 yaşındaydı. 4-4,5 yaşındaydı. Benden ayrı da bir görüştüler. Çıktığında hemen görüşmedik. Ben bir gün sonra gittim tekrar. Kadın bana şeyi anlattı. Ronnie bu eksikliği senin gibi yaşamıyor dedi. Senin acın çok daha farklı dedi. Ronnie dedi kendine şeyi kurmuş. Gayet de güzel kurmuş dedi. Yani çok huzurlu bir çocuk. Çok sevgiyle büyüdüğü belli. Çok da dedi kendine güveniyor. Böyle anlatıyor açık açık da. Hani öyle konuşmayan zor bir çocuk değil. Şöyle kurmuş dedi. Bir baba var. Biz Köln'deyken o İstanbul'da. Biz İstanbul'dayken o Londra'da. Biz işte Londra'dayken o Ankara'da gibi dedi bir şey kurmuş dedi. Sesini duyuyor, videosunu seyrediyor. Hayran, çok seviyor, çok gurur duyuyor. Ama dedi senin yaşadığın gibi bir fiziki eksiklik yaşamıyor çünkü anısı yok. Ve dedi çok işte dedesiyle, dayılarıyla, işte Türkiye'deki akrabalarıyla çok güzel dedi bir şey kurmuş mantık. Bence dedi bir sıkıntı yok. Baba demesin kimseye dedi. Kendi babasına baba desin. Bunu böyle anlatalım. Sonra 6 yaşında işte bunu tekrar biz şeye yayarak birkaç gün anlattık. Ama tüm gerçeği 12-13 yaşında söyleyebildim. Ondan önce Ronnie bizim İstanbul'da olduğumuz süreçte televizyon seyretmesi yasaktı 2 Temmuz'da ya da bir gün öncesi ilk şey. Zaten öyle bir alışkanlığı da yoktu çok. Gazete okutmadık falan derken ya da götürmedim onu. Köye de götürdüğümde işte şeyi biliyordu. Yani bir otel yangını var. Ama hani nasıl olmuş, nasıl bir kalkışma falan bütün detayını bilmiyordu. Sonra işte bunu anlattık. Nasıl tepki verdi? Biraz orada işte Almanya'da yaşıyor olmamızın durumu biraz kolaylaştırdığını düşünüyorum. Türkiye'de yaşıyor olsaydık bunu yapamazdık. Çok kötü tepki verdi. Çok fena, ağır bir şey geçirdi diyeyim süreç. Hem çok ağlayarak hem çok öfkelenerek. O yaşına kadar ben hep Türkiye'ye götürdüm tatile. İşte hep böyle Türkiye ile ilgili genel olarak hani ülkesini sevsin, Türkçe'yi düzgün konuşsun, okusun istedim. Gönül bağını koparmasın istedim. O önemliydi çünkü. Öyle sınırlara geldiğini düşünüyorum ve şey dedi hep, hak etmiyor bu ülke benim babam gibi insanları, Sabahattin Ali gibi insanları ya da işte başkaca hayatını kaybeden insanları. Böyle bir duyguya kapıldı ve o bir yıla yakın bir süreç bir terapi gördü. Onun tabii o tepkisi her anlamda anlaşılır bir şey. Böyle ağır bir travma artı ergenlik artı bir şey yapamama, acizliği, bu durumu değiştirememe. Sonrasında ama işte o terapiden sonra çözdü diye düşünüyorum. En son işte 2014'te tekrar böyle bir şey yaşadık. Gezi sürecinden sonra, Berkin'in öldürülmesinden sonra bizim Türkiye'ye gideceğimiz belliydi Paskalya tatilinde. Berkin henüz hayattaydı o zaman biz hazırlık yaparken. Çocuklar tuhaf bir biçimde söylediklerimizden çok yaptıklarımızı kopyalıyorlar gibi bir şey yaşıyor insan çocuk büyürken. Ben
yazarak düşünen bir insanım. O da şey işte ben Türkiye gitmeden önce hani önceliklerimiz şunlar yapılacak, bunlarla görüşülecek falanı not almışım. Kendi duvarımda bir post-it'te yazılı odasına girdim. O da yapıştırmış kütüphanenin camına şey yazmış. Elvan ailesiyle görüşme. Dedim kimle görüşeceğiz? Elvan ailesi derken tanımıyoruz çünkü aileyi. Biz İstanbul'a da işte 10 günlüğüne gidiyoruz. Döndü bana, Berk'in dedi hastanede gidip görmeyecek miyiz dedi onları. İstanbul'da olacağız dedi, biz o aileyi ziyaret etmeyecek miyiz dedi. Ben tabii hani bir yandan çok gururlanıyorsunuz, çok mutlu oluyorsunuz ama öbür yandan da nasıl bir miras değil mi? Nasıl bir miras devrediyorum, hani Roni böyle, torunlarım da bu şekilde yaşayacak gibi bir şey. Ve gittik, Roni'nin yazdığı gibi onun ilk randevusu Elvan ailesiyle oldu, hep beraber gittik. Gülsüm ve Sami ile tanıştık. Ev çok kalabalıktı. Sonrasında şeyi bekledim biraz sakinlesin, biz bize kalalımı bekledim biraz. Misafirler gitti, biz bize kaldık. Biraz konuştuk. Hani benim tecrübelerim, şimdi kalabalıklar gelecek gidecek ama sonra duruşmalara yalnız gideceksiniz Gülsümcüm diye bir takım şeyler konuşurken telefon geldi. Babası arıyor dersinden. İşte herhalde nasılsınız diyor. O da şey dedi, iyiyiz bugün dedi. Oğlumuz geldi dedi. Ben Roni'miz geldi. Hani onun da böyle bir şey, beklentisi vardı belli ki. Ya da beklentisi demeyeyim de hani orada yaşadığı bir nefes alma anıydı diye düşünüyorum. Sonra bir takım gençler Adıyaman'dan Anadolu'nun birçok yerinden yürüyerek İstanbul'a ulaşmıştı aynı gün. Hani birbirimizden böyle işte anne baba birbirimize şey oluyoruz. Hani ben Gülsüm'e, yüreğine Roni'nin gitmesiyle böyle bir su serpileceğini, yani bu kadar önemli bir nefes alma durumu olacağını düşünememiştim açıkçası. İşte şimdi evet her gitmemizde görüşüyoruz. İşte kızlar da Gülsüm'ün, Sami'nin kızları da öyle. Burada da böyle ama şimdi burada da bir ırkçılık yaşandığında Roni, evet. İşte adalet her yerde, dünyanın her yerinde eşit yurttaşlık, yurttaşlık duygusu ve adalet hepimize gerekli mantığıyla elinden geleni yapmaya çalışıyor. Yeter, çok teşekkür ederim. Uzun bir, çok ama çok anlamlı bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Yeter Gültekin'in de söylediği gibi, evet, bütün bu bağnazlık, bütün bu vahşet, barbarlık kuşaktan kuşağa devrediliyor ama biz de kendi evlatlarımıza iyiliği, insanların eşitliğini, daha güzel bir dünya özlemini kuşaktan kuşağa birbirimize ana baba olarak, evlat olarak devretmeye gayret ediyoruz. Bu mücadele de böyle sürüp gidecek. Evet, aynen öyle. Metin Altıok'un, Muhlis Akarsu'nun, Uğur Kaynar'ın dizelerindeki güzel dünyayı anlatacağız. O insanların ne kadar önemli insanlar olduğunu, ürettiklerinin ne kadar önemli olduğunu ve bugün onların eksikliğinin, yani o sanatçılıklarının eksikliğinin, hani Sabahattin Ali'nin aldırma gönüllülüğün bugün ne kadar önemli olduğunu hep anlatmaya devam edeceğiz. Sana da bütün bu verdiğin mücadele için teşekkür, borçluyuz. Ben de çok teşekkür ederim. Bir başka Türkiye Nereye'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.